Peki hiç böyle çalıştığınız döneme ilişkin böyle değişik keyfi anı veya keyifsiz anılarınız var mı? Aklımıza gelmeyen, gelendi, az evvel gelmedi diyordunuz ama yani isterseniz ben başlayayım. Benim bir tane bir alumniyle alakalı bir anım var. İlk 1990'da işe başladığımda Exim Bank yönetimde First Year Assistant'ım ve işte banka reskont testi yapıyorum. Hayatımda ilk defa işte ekip şefi anlattı bir şeyler. Ben de muhasebeye gittim. İşte matematiksel bir şeyler yaptım. Doğru. Dedim bunları da banka dekontu görmek istiyorum. Tabii bilmiyorum kendi bir reskont hesaplaması. O ISO'nun otomatik yapılan bir şeydi. Karşı tarafın bir teyidi olan bir şeydi ama ben de derece olarak banka dekontunu göreceğim deyince muhasebedekiler biraz şey yapmışlar, hani şaşırdılar. Ama bir şey de diyemez derece sorunca diye finans müdürüne çıkmışlar. Muhasebe müdürüne pardon. Muhasebe müdür de o da 115 kişinin içinden bir tanesi Kemal Kaloğlu. Price'tan ayrılmış ve Exim Bank'ta muhasebe müdürü ona söylemişler. Demişler ki ya bunlar böyle böyle bir denetçiler geldi Price'tan. Akıda konusunda ama bunlar da olmaz diye anlamış. beni yanına çağırdı, Murat'cığım geldi. bir senior edasıyla anlattı. Yani res kontrol nedir, mantığı nedir, ben anladım deyip bir ilk de o zaman bir alumni'den süper bir eğitim almıştım. Dolayısıyla hani bu destek dediğiniz paylaşım her dönem, her anda benim açımdan gerçekleşmiş. Aynı tabeli şurutma mesela orası. Aynı şey benim de başıma geldi. Bana da T cetveli çizip KDV'nin nasıl çalıştığını anlatmıştı görünümde. Görünümde. Ama aynı şey yani. Aynı şey. Evet. Onlar çünkü daha seveceğim. Bugün benim de başıma gelsen dedi. Alim de değilim ama. Çünkü aynı yoldan geçmiş. Muhtemelen de. Evet. O elinde ikisi de. Doğru oldu. Ya ama şimdi düşünüyorum. Hani masanın diğer, ben de bir müşteriyim. Ya gerçekten hani gelen, pidemin içinden gelen arkadaşlara hep bir şeyler anlatmak istiyordum. Değil mi? Bir şeyler anlatıyorum ya mutlaka. Hani hiçbir zaman şey gibi bir şey olmuyor. Al işte cevabı bu, al doküman bu, al bu şu. Hep bizden de bir şeyler gidiyordu aslında. Yani doğru söylüyorsun. Ya da tahmin ediyorsun mesela istediği şeyi. Evet, yanlış bir ifade etmişlerse. Çalışmayı mesela... O öyle olmaz canım, öyle olur bana. İşte sen gelirken biz gidiyorduk. Sunma ihtiyacı, öyle bir şey oluşuyor. Çünkü sen de o şekilde istiyor oluyorsun. Yaptığın testleri ve şeyleri bildiğin için. Bu da güzel karşılıklı samimiyet yaratıyor tabii. Bu süreçte. Bizim de müşterimiz vardı. Bir enerji şirketi. İşte bu denetim yapıyor yurt dışı iştiraki. Yabancı yatırım. Bir kez ekip gitmiş Price'den işte bir tane böyle muhasebe şekli modunda bir hanımefendi var. Çok kendinden emin ama yaptığımız iş böyle işte SMM tablosu şöyle falan filan böyle estiriyor yani. O zaman işte ekip şey de ya sen git de bir konuş hani sen de biraz şeysin bakalım nasıl gidecek işler falan filan diye gittik işte. Çok basit tablosu vardı şunu unutmuyorum. Anlattı ama öyle bir anlattı ki şey hani 2-3 kez daha anlatacağım edasıyla yani böyle bir şey. Benim de işte ikinci yılı falan herhalde yılbaşı. Dinledim. Muhtemelen hiç öyle yaklaşmamışlar. Dedim ki doğru anladığımı teyit etmek için ben anlatıyorum şu an tekrar siz dinleyin dedim. Böyle bir gözler açıldı ilk başta. Anlattım yaptığınız bu değil mi dedim. Şöyle baktı. Ya 2-3 senedir denetleniyoruz. Bu tabloyu bir kere de anlattım. Anlayan kimseyi görmemiştim ben dedim. Yani öyle bir genel müşteri kaldı işte onları bir dengelemek hani karşıdakini hep aslında her şeyi öğreniyorsunuz yani çok bambaşka bir şey gerçekten yani farklı profiller sürekli gördükleri background'ları farklı hani hassasiyetleri farklı onlarla iş yapmalısınız ama aynı zamanda sosyal olarak da iş yapmalısınız yani çünkü sosyal olarak iletişim kurmadığınız birisiyle yani normal bir iş yapamazsınız zaten. Adaptable oluyor demek. Evet. Yani her ortama adapt çünkü yani ben hep onu derim öyle müşteriniz vardı ki enseye tokat olmak gerekebilir. Kimisinin evet. Karşısında bacak bacak üstüne attığınız evet. Zaman böyle bir gol yersiniz. Yani bir diplomatik hepsine... duruş kazandırıyor insanı. Evet. Politik evet. Duruş aslında. Politik yani. Doğru. Yani, politik. Yani benim ağırlıklı hitap ettiğim müşterilerim vardı. Ceketimi ilikleyip girdiğim müşterilerim vardı. Hala görüştüğüm müşterilerim var. Var. Doğru, o zamanlar müşterilerim var. Doğru, hala görüştüğüm. Şey, sizin de hizmet zaten için hepsine bulmanız lazım yani bir şekilde. Evet. Onlar yani, şey, sunukluk kaldırmaz o anlamda. Hayırlıkta sunup olacağımız müşteri de olabilir. Evet. Şimdi az evvel yine bir dönem alimimiz olup bize tekrar bir dönem danışmanlık direktörlerimizden Gökdeniz'in adına şey yaptı. Gökdeniz'de bayağı bir anlamınız var galiba.
yaptığımızda telefonla bağlanıyor. Ama muhtemelen seyreder bu yayını. Muhtemelen sonra değişik bir farklı. O da Ali olduğu için eski yardımcılarımızdan tekrar bu merkez. Beraber aynı dönemde Ankara ofisiyle. Çok var, çok girmeyeyim de tabii. Bir de o zaman hani Ankara ofis daha da sayı olarak da küçüktü. Gökdeniz benim bir üst dönemi. Ama yani hayatımın en keyifli, hem en iş açısından tabii çok şey öğreniyoruz, çok çalışıyoruz vesaire, en zor ama en keyifli dönemlerimi ben hakikaten Ankara ofiste o dönemde yaşadım. Gökdeniz de bunun çok önemli oyuncularından bir tanesidir, sembollerinden. Bizim o dönem, şimdi hala çok yakın görüştüğümüz bir ekibimizle çok kulaklarını çınlatırız. Hikayemiz inanılmaz zaten, hani çok esprili de çok eğlenceli bir arkadaşımız falan, şimdi anekdotlarını bilmiyorum. Eski dönemde şey vardı. Ya yani müthiş keyifliydi. Denk gelmiş midir bilmiyorum da. Yani benim o ilk girdiğim bir yıl, iki yıl boyunca böyle bir şaka yapma ortamı vardı. İşte yeni girene, yeni girene şaka yapılır. Vesaire öyle çok... Yani tabii bu yaptığımız işi biraz şey yapıyor. Yani çok zevkli hale getiriyor. Çünkü ben bunu hep söylerim. İşi biri yapıyor. Hangi ortamda olursa bulun. Yani Price'da da, real sektörde de tanımlı işi herkes yapıyor ama önemli olan ne fark getirebildiğimiz, birlikte çalıştığımız ortamdaki ahenk. Yani biz de sabah kalktığımız zaman yani gerçekten işe gitmek istiyorum duygusu yaratan ortak paylaşımlar yani aslında. Ben onu şöyle de ifade ediyorum. Şimdi bizim özellikle bizim zamanımıza girdiğimiz dönemlerde böyle ekşi sözlükmüş, Facebook falan yok. Bırakın onları, internet yok. Öyle bir dönemlerde biz işe başlamışım. Ama şimdi baktığınız zaman hadi bilgiye erişim kolay. Sektör hakkında girdiğiniz zaman pozitif, negatif, işte atıyorum ekşi sözlükmüş, şurada da denetim diye söz edersiniz veya gidersiniz. Birçok şey çıkıyor orada. İş, yani onu değerlendirilmiş, stresli bir iş. Özellikle yoğun dönem itibariyle baktığınız zaman hakikaten zamana karşı yarışan bir belli başlı terleten bir iş. Ama öyle bir ortamda da ekip olarak bir yere gittiğinizde işin hakikaten belli bir vaktini şamata bürgüre, bu tür hani kafa boşaltmaya ayırdığınız ortamların da out of town'da olsun veya hani buralardaki işlerde neyse, bence hakikaten gereği de var. Çünkü hakikaten bir yere kadar bir insan yok. Robot değiliz şimdi. Yani bir yere 8 saat veya 18 saat durmadan çalıştık. Dolayısıyla hakikaten bu tür neşeli ve keyifli ortamlara da hani iş esnasında veya işte şimdi bir şey var, ihtiyacımız var. O sosyalliği de içinde barındırabildiği için belki de hani o ağır dönemlerde, o bizi sizin tabir ettiğiniz çok yoğun çalıştığımız dönemlerde bile insan tabii ki yoruluyor, zorlanıyor vesaire ama bu tarz böyle keyifli ortamlarla çok daha rahat yaşıyorsun. Dokunmuyor. Çünkü hani işin molasında, öğle yemeğinde, akşam işte özellikle şeyde kalırken, şehir dışında odaya giderken böyle kakarak ikili yapıyorsun, bir espri, bir şey. Zaten hani yaşadığın o günlük telaşlar ve sıkıntılar sonra kahalarla bitiriyoruz falan. Bir de hakikaten öyle bilgisayar falan yok. Biz başladık, altılık ve 12'likler vardı. Böyle çık 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 katlarsın. Öyle şimdi çocukların matematik defterleri gibi kareli kareli onlar bölümlenmiş. Altına 6 hane gelecek şekilde öyle milyonu yerleştirirsin içine. Altında da toplaman lazım. Koca bir sheet alırsın hesap makinesiyle. Toplarsın, full tutmaz. Bir daha toplarsın, bir daha toplarsın, etmez. Sonra Excel çıktı. Allah'ım dedim, çok şükür. Hani o şartlarda bile şeydi, hesap makinesi kullanım becerilerimizi arttırmıştık. İlk dönemde şöyle içine doğru katlarsın diye o mavi dosyaları içine yerleştirirsin. F section diye böyle kenarına yazarsın. Teknoloji de çok farklı yani. Oldu. Onlar kalmadı şimdi halinde. Ya ben Karabüğe, sen Karabüğe deyince bak küçük böyle, küçük küçük anılar canlanıyor. Yavaş yavaş. Karabüğe ben stajyer olarak gittim. Ama öyle bir karmaşık durum vardı ki, şimdi sebebini hatırlamıyorum tabii ki. İlk hafta Ankara ekip var, ikinci hafta İstanbul ekip var. Ankara ekibi İstanbul ekibine devredecek. Şimdi ben de stajyerim. Gittim. Ya zaten orası çok büyük bir yer, çok zor bir yer. Hani stajyersin zaten, hani ne biliyorsun ki, bir şey de bilmiyorsun. Bana bir şeyler anlattılar. Ben onları yaptım, evvelendim falan. İşte döndük. Cumartesi ya da Cuma günü Ankara'ya.
pazar günü ben tekrar gideceğim, İstanbul ekibiyle orada buluşacağım. Ama hani tek yapacağım şey bu diyebiliyorum ben. Hiçbir şey getirmedim yanımda zaten. Dokümantasyon vesaire, dosyalar, her şey orada. Pazar günü sürekli telefon çalıyor. Kahvaltıdayım. Tanımadığım bir numara açtım. İstanbul ekibi. Neredesin? Biz seni bekliyoruz ofiste. Sen bize devredeceksin işleri. Hangi işleri? İşte şunu şunu bir şeyler söylüyor bana ama şimdi anlamıyorum ki ne dediğim, ne dediği konusunda hiçbir fikrim yok. Bize böyle bilgi verildi. Sen bize bunları devir. Ya dedim ben stajyerim. Biliyor musun stajyer olduğunu? Bize senin devredeceğini söylendi. Ya Allah'ım, abi diyorum bak, sonra tabii tanıştık ve sattı olduk. Abi diyorum yani ben yaptıklarımı sana anlatayım istersen. Devredelim istiyorsan devredelim. Ne olur yani. Ama hani o senin söylediğin şeyler konusunda benim bir fikrim yok, kadar bir bilgim yok, bir dokümanım yok. Bak işte şunu arayacaksın, onda şu vardır. Bunu arayacaksın, bunu şunu var. Yok, o iş benim üzerime kaldı. Ve ben gerçekten...